Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Kastamonu'dayız ve kafe sektörün öncülerinden yanımızda Selim Bey var. Selim Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz ilçemize ve kafemize. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. Şimdi burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün gruplarından tabii ki de bahsedeceğiz. Ondan önce biz sizleri tanıyalım. 1969 Çatalhöyük'ün doğumluyum. Burada doğdum, burada büyüdüm. İlk orta liseyi de burada bitirdim. Şu anda hem kamuda çalışıyorum işçi olarak, hem de bu kafenin işletmeciliğini yapıyorum. 10 yıldan beri işletmekteyiz bu kafeyi. Burada işte civar illerden gelen öğrencilerimize burada hizmet veriyoruz. Genellikle öğrenci portföyü müşterimizin genel kapsayan. Bu şekilde devam ediyoruz işte. Çay, kahve, onlara burada sıcak bir ortam sağlıyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz, 10 yıldır bu sektördeyiz ve özellikle de müşteri potansiyelimiz öğrencilerden oluşuyor. Peki menü çeşitliliğimiz nelerdir? Bunlarla ilgili A'dan Z'ye varana kadar sizlerden bilgi alabilir miyiz? Genelde biz öğrencilerimiz artık böyle fast food tarzı şeylerden hoşlandığı için işte hamburger, tost, köfte menülerimiz mevcut. Onun dışında işte içecek grubumuzda sıcak içecekler, mevsimin içecekleri, çay, kahvedir, işte Nescafe'dir, bu tarz şeylerle hizmet veriyoruz öğrencilerimize. Menü çeşitliliğimiz oldukça geniş. Ayrıca müşteri potansiyelimiz öğrenci olduğu için bunun içinde bir kampanyalarımız elbette vardır, değil mi? Bunlarla ilgili söz edebilir miyiz? Tabii ki her zaman için öğrencilerimizi diğer müşterilerimizden daha indirimli fiyatlar uyguluyoruz. Çünkü onların da belli bütçelerle geliyorlar buralara, aileleri gönderiyor. Çünkü ben de bir öğrenci velisiydim bir zamanlar. Onun için onları düşünerekten, o şekilde hareket ederekten fiyatlarımızı öyle belirliyoruz. Çok güzel bir şekilde dizaynını görüyorum. Bunlar size ait midir? Evet, buradaki ahşap ürünlerine biraz benim ahşaba karşı bir hobim diyeyim, şeyim var, yeteneğim var. Bu görmüş olduğunuz, şu oturmuş olduğunuz masa gibi bu tür tarz şeyleri burada kendim yapıp kendim ürettim. O şekilde hizmete sundum bunu da, vatandaşlarımızın hizmetine. Yani bunlarla uğraşmak bana bir mutluluk veriyor. Biraz işte el becerilerimiz yüksek olduğu için boşta kaldığım zamanlarla vaktimi bunlarla geçiriyorum. Hem çalışırken ayrıyeten de hobi edinmeyi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Peki Selim Bey, burada canlı müziğimiz de mevcut. Bunlarla ilgili bir detaylı bir bilgi alalım. Saat aralığımız nelerdir? Burada her akşam kesintisiz akşam 7 ile 12 arası canlı müzik programımız devam ediyor. Canlı müzikte de onu da söyleyeceğim, kendim yapıyorum müziğini. Aynı zamanda bir ritimciyim, hem söylüyorum. Bugün biraz sesimiz kısık gibi ama bu şekilde devam edelim yine de. Onun dışında işte her akşam müziğimiz var. Burada her tarz müzikler yapabiliyoruz. Öğrencilerimizin ve gelen müşterilerimizin istekleri doğrultusunda müziğimizi her akşam yapıyoruz. Yani bakıldığında sadece bir kafe olarak değil de müzisyen olarak da yanımızda oturuyorsunuz. Burada müziklerimiz kendimize ait ve ayrıca eğitimler veriliyor ve ağırlıklı olarak müşteri potansiyeli bakımından öğrencilere hizmet ediliyor. Peki burada özellikle öğrencilerin neye ihtiyacı var? Bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz sizden, sektörün içinde olduğunuz için? Şimdi buradaki öğrenciler genellikle öğrenci kısmı artık gençlerden oluştuğu için gençler tabi burada bu okul dışında böyle özel aktiviteler istiyorlar. Bunun gibi ara sıra burada konserler gibi küçük küçük konserler de düzenliyoruz. Daha çok yazın bahçemizi de kullanıyoruz. Bahçemizde böyle etkinlikler düzenliyoruz ara sıra. Bu etkinliklerle öğrencilerin bir nebze olsun okul hayatından biraz böyle kafalarını boşaltıp rahatça yine okullarına rahat bir şekilde devam edebilmeleri için bu tür etkinliklere her zaman açığız ve devam ediyoruz, yapıyoruz. Peki burada kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz? Burada aşağı yukarı 4-5 kişi çalışıyoruz. Kendimiz de bu işin içinde olduğumuz için eşim, ben bu işe devam ediyoruz. Yazları tabii ki bu değişebiliyor. Yazları daha kalabalık, gurbetten gelen misafirlerimiz oluyor. Onun için onlara hitap etmek için tabii eleman sayımızı arttırıyoruz yazın. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerimiz için. Selim Bey, kafe sektörü gıda üzerinde olduğu için ve hijyen konusunda da çok önemli bir planda, ön planda. Hijyen konusunda burada nelere dikkat ediyoruz? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz sizlerden? Hijyen konusunda tabii ki bütün hijyen kurallarına, tarım tarafından bize verilen hijyen belgemiz de var zaten. Bu belgeye uygun şekilde
ne yapmamız gerekiyorsa bir kere öncelikle tabii kafede bu tür yerler temizlik en başta gelir. En başta kuralımız. Yani bunun işte sayım dış temizlik, işte cam çerçeve temizliği, ne bileyim çöplerin anında dökülmesi, çöp poşeti kullanması, herkesin eldiven kullanması, önlük kullanması. Yani her şeye kadar, en ince ayrıntısına kadar her şeye dikkat ediliyor tabii ki. Şimdi yıllardır bu sektörün içerisinde olduğunuz için sizlere şu soruyu sormak istiyoruz. Buradan genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Genç girişimcilere şunu söylerim. Herkes kafasından geçen ve yetenekleri doğrultusunda olan işlerle meşgul olsun herkes. Yani gönlünden ve kafasına ne yatıyorsa o işlerle meşgul olsunlar. Çünkü insan sevdiği işi, severek yapıyorsa bir işi, o işte her zaman başarılı olur. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Son olarak sosyal medya hesaplarınızın isimlerini alabilir miyim sizlerden? Instagram adresimiz var. Hamamkafe37 diye. Müşterilerimiz isteyenler bizi oradan takip edebilirler. Değerli seyircilerimiz, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.